Bir işçi tartıştığı mesai arkadaşına terbiyesiz dedi ve işten çıkarıldı. İş mahkemesi işten kovulma sebebi değil dedi ama son noktayı Yargıtay koydu. Terbiyesiz demek hakaret ve tazminatsız kovulma sebebi sayıldı. Terbiyesiz demek işten kovulma sebebi. Evet. Normal hakaret sayılır, terbiyesizlik. Evet. Saçma, çok saçma bence. Şey hakaret değil çünkü, terbiyesiz dedi. Şahsa bir hakaret söylemiyor. Bir betimleme yapıyor. Kimi kötü bir söz dedi, kimi hakaret saydı. Ama son sözü Yargıtay söyledi. Terbiyesiz demek hakaret mi siz? Hayır. Hayır. Sen fikrini söyleyebilmeli bence. Eğer terbiyesizlik yaptıysa da terbiyesizdir bence. İş yerinde mesai arkadaşıyla tartışan adam arkadaşına terbiyesiz dedi. Tüm yaşananlara şahit olan işveren arkadaşına terbiyesiz diyen adamı tazminatsız işten çıkardı. Haksızlıktı yani bence. 4 yıldır çalıştığı yerden tazminatsız kovulan adam soluğu mahkemede aldı. İşten çıkarılan işçi mahkemeye başvurdu. Tazminat istediğini ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi. İşçiyi haklı olan mahkeme kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi gerektiğine hükmetti. Ancak karar temize gitti. Mahkeme kovulan işçiye tazminat ödenmeli dedi. Ancak Yargıtay o kararı bozdu. Terbiyesizi hakaret saydı ve işvereni haklı buldu. Ve arkadaşına terbiyesiz diyen kişi tazminatsız kovulmalı mı? İkinci bir şans verilmeli. Vicdanlıyım diyorsun. Ne yapayım yani? Herkesin bir ikinci şansa ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yargıtay işçinin hakaret ettiğini söyledi. Terbiyesiz demek tazminatsız işten kovulma sebebi sayıldı. Yani insanlar konuşa konuşa anlaşır. Bence konuşulmalıydı. Bu kadar kolay mı insanları işe alıp terbiyesiz dediği işten kovulmak? Bilmiyorum, bence olmamalı. Bir laf için tüm zamanını hiçe sayamazsın ki. Tazminat alması gerekiyor sonuçta. O kadar çalışmış. Yani bu inisiyatif gereği olan bir şey. Patronun inisiyatifine kalmış. Bence gerekli değil.